İki gün sonra, yani 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü idrak edip saygıdeğer öğretmenlerimize gönül borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirmiş olacağız. Öğretmenlik kutsal bir meslek, kutlu bir mekteptir. Öğretmen ise bu meslekle yoğrulmuş, bu mektepte olgunlaşmış, fedakar, vefakar, cefakar insanlarımızın ortak ünvanıdır. Öğretmen, kör karanlıkların ışığı, kurumuş vicdanların ilacıdır ve cehaletin, ön yargıların amansız düşmanıdır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum kutlu seslenişinin muhatabıdır öğretmen. Öğretmenlerimiz öğretim sürecinin öznesi, eğitim hayatının irfan hazinesidir. Onlarsız gelecek olmaz, onlar olmadan gelecek nesiller oluşmaz. Öğretmenlerimiz büyük ve yüksek bir ahlakın sınıflara sığmayan simgeleridir. Öğretmen olmak, öğrenenle bilgi, görgü ve tecrübeyi buluşturmak tarihi ve kadim bir görevdir. Öğretmenlerimize ne söylesek az, ne yapsak eksik ve yetersizdir. Bu nedenle yılın bir gününe, yani 20 Kasım ayının 24'üne öğretmenlerimizi sıkıştırmak, yalnızca bugünü anmak doğru olmadığı gibi insaflı da değildir. Öğretmen her an hatırlanması, her zaman saygı duyulması gereken bir emanet ve haysiyetin adıdır. Bunun sorumluluğu da hepimizin sırtındadır. Bildiğini öğretmek, öğretirken sevgi ve şefkati rehber etmek, meziyetlerin en güzeli, en görkemlisidir. Öğretmenlerimizin hepimizin üzerinde hakkı vardır. Bu hakkı ödemek ise şu fani dünyada takdir buyurursunuz ki kolay ve mümkün değildir. Bize düşen öğretmenlerimize kulak vermek, sorunlarına eğilmek, onları içine düştükleri sosyal, ekonomik ve mesleki darboğazlardan çekip çıkarmaktır. Öğretmen mutlu değilse öğrenci umutsuz, veliler huzursuzdur. Öğretmen yılgın ve yorgunsa eğitim ve öğretim hayatı yarım ve yaralıdır. Bugünkü ülke tablosu içinde öğretmenlerimizin mutlu ve memnun olduğunu hiç kimse iddia edemeyecektir. Eğitim politikalarındaki açmaz ve arızalar doğrudan doğruya öğretmenlerimize yansımakta, bunun yankıları her alanda hissedilmektedir. Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması ile birlikte milli eğitimin kimlerin eline düştüğü, nasıl bir esarete mahkum olduğu iyice gün yüzüne çıkmıştır. Şimdiye kadar 30 bini aşkın öğretmen memuriyetten çıkarılmıştır. Sayıları 17 bine ulaşan öğretmen açığa alınmış, bunlardan 7 bine yakını görevlerine tekrar dönmüştür. İhraç edilip mesleğe dönen öğretmen sayısı ise oldukça sınırlı kalmıştır. Şu hususu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, hainden öğretmen olmayacak, gerçek öğretmenden de hain çıkmayacaktır. Elbette FETÖ ile mücadelede suçu sabit görülenlerin bu ihanet şebekesine yardım ve yataklık yapıp hukuk ve milli vicdanın onaylamadığı paralel bir hiyerarşik ağa dahil olanların gözünün yaşına bakılmamalıdır. Geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı zehirleyenler, öğretmenlik mesleğini ifal ederek bir terör örgütünün lehine faaliyet gösterenler yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Bu ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, hiç fark etmeyecektir. FETÖ ve PKK'nın nam ve hesabına, sınıflara, okullara üşüşen öğretmen kılıklı teröristlerin milli eğitimden ayıklanması milli namusun bir gereğidir ve bunların mağduriyet feryadı şeytanın tövbesinden farklı değildir.
öğretmene teslim edilen çocuklarımızdır. Aynı zamanda öğretmen, geleceğin kilidini açan anahtar, geleceği planlayan mimardır. Bu kadar önemli, bu kadar değerlidir. Bir terör örgütünün hesabına aktif çalışarak küçücük yavrularımızın akıl ve kalplerini işgale kalkışan kim olursa olsun affı imkansız bir suça iştirak etmiş sayılacaktır. PKO ve FETÖ ve PKK'lı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen veya açığa alınan öğretmenler emanete ihanet etmişlerdir. Bunun başka türlü bir açıklaması olamayacaktır. Ne var ki sırf malum bir bankayla zorunluluktan dolayı parasal konularda iş ve işlem yaptı diye veya bazı dershanelerde görev aldı bahanesiyle bir öğretmene FETÖ'cü damgası vurmak, itibarından ve ekmeğinden mahrum etmek yanlıştır. Tasvip etmesek de yasal sendikalardan birisini tercih etmenin bir memuru suçlu yapmayacağı da açıktır. Bir öğretmen baylok kullanıyorsa gereği mutlaka yapılmalıdır. Buna diyeceğimiz bir şey olamaz. Bir öğretmen FETÖ'nün emel ve eylemlerine ortak olmuş ve somut delillerle örgüt üyeliği tescil edilmişse cezasını çekmelidir. Buna da itirazımız yoktur. Cüzdanında bir dolar taşıyan himmet ve hizmet adı altında FETÖ'nün hedefleri uğruna çalışan öğretmen veya herhangi bir memura en ufak acıma ve müsamaha gösterilmemelidir. Çünkü 15 Temmuz'da milletimize, vatanımıza, kahraman özel hareket polislerimize, 241 vatan evladına FETÖ'cü alçaklar hiç acımadılar. Emin olunuz, bunlara acırsak tekrar acınacak hallere düşmekten kurtulamayız. Katilin, caninin, teröristin, Türkiye düşmanı hainlerin yeri insan vicdanı, merhamet duyguları değil, ya urgan ya da müebbet zindandır. Bunun başka yol ve seçeneği yoktur. Var diyenler de pusuya yatmış, her an ihanete kalkışacak kripto işbirlikçileridir. Asılsız ihbar ve şikayetlerle, aslı astarı olmayan isnatlarla, FETÖ'yle herhangi bir organik bağı olmayan öğretmen veya memurları mesleklerinden atmak, hukuk devletinin ilke ve kuralları ile ters düşecektir. Böylesi bir durum haksızlığa işaret edecektir ki biz asla dilsiz şeytan olmayacağız. Yani haksızlık karşısında susmayacağız. Milli eğitim sistemi resmen yaprak dökümü yaşayıp on binlerce öğretmen kah FETÖ'cü da FETÖ'cü kah PKK'lı oldukları gerekçesiyle idari veya adli müeydeler uğrarken yurtta sulh konseyi isimli çeteye ağzını alan yoktur. Bu hıyanet konseyinin elebaşları hakkında milletimize doyurucu açıklama ve bilgilendirme hala yapılmamıştır. FETÖ'nün siyasi ayağı da gizemini korumaktadır. Öğretmene güç yetiyor da siyasetteki FETÖ'cülere niye dokunulmuyor? Niye bunların üzerine gidilmiyor? Odacı, odacı, çaycı, çorbacı biliniyor da hatırlı ve yüksek mevkilerde bulunan veya bulunmuş FETÖ'cülere niye sıra gelmiyor? Adalet ve devlet bunların semtine niye uğramıyor? Bu gecikmenin sebebi nedir? Bu tavsamanın, bu safsaklamanın, bu sulandırmanın gayesi nasıl izah edilecektir? Bilmediğimiz bir müdahale, engelleyici bir blokaj mı vardır? Yurtta Sulh Konseyi isimli melanetin tepe kadrosunu ne zaman duyup ne zaman öğreneceğiz? Ve bunları şartlar tamam olursa idam sehpasına ne gün çıkaracağız?